memnun musun? Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Denemek ister misin? Hiç denemezdim. Çok isterim. Duruşu gördün mü? Bir saniye. Böylesini görmedim. R34'ü döndürmeyi mi daha çok seviyorsun, R35'i mi? Muazzam soru. Sanki R34 daha başka. Öyle mi? Evet. Ama şimdi bir kaseyi görmek lazım arkadan bunun. Geliyor. O halkalar var ya, başka bir dünya ya. Şöyle bir dur ya. Love, we couldn't close our eyes. Yukarı Tokyo Garaj incelemelerinden herkese merhaba. Bursa'dayız. Gline Collectibles'dayız. Yani bana göre Gline. Ama aslında çok başka bir hikayesi var ardında. Evet. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyi. Çok yapay oldu. Az önce yataktaydık. Evet, biraz yapay oldu ama. Aslında demin, gayet samimiyiz demin yani. Demin daha rahattık. Bu arada abi Galien dedin, yanlış duymadıysam ama. Ben Gline dedim. Gline dedin. Bunun şöyle bir hikayesi var aslında. Normalde bizim bu GLYN harfleri soy ismimiz. Yani? Güleyen. Ben biliyorum da. Soy ismimiz. Takipçilerimizden bir tanesi geçen seneki VVKent'e gelmek istediğini söylediğinde 34'ü görmek için. Ben de tabii ki de orada olacağım demiştim. Ondan sonra oralarda geziyordum senin standında. Ondan sonra birisi yanıma geldi. Siz dedi Jillian Collectible mı dedi. Ben de aynen senin gibi tepki verdim. Evet buyurun dedim. Ondan sonra kendi aramızda arkadaşlarla böyle makarasını yaptık, güldük ettik. Ondan sonra hadi dedik Jillian Collectibles olarak söyleyelim herkese. O şekilde kaldı. Artık Jillian, Güleyen. Veya Gline nasıl istiyorsanız, siz nasıl dillendiriyorsanız, Hüseyin kardeşimle biz daha önce bir GTR bölümü çekerken onun R34'ünü getirmesiyle dostluğumuz başladı. Artık arkadaşların ötesine gitti. Daha sonrasında çok da görüşmeye başladık. Bir türlü fırsat olmadı onun buradaki garajını görmeye gelme. Bu arada Hüseyin bir koleksiyoner. Acayip bir yerdeyiz. Artık burası bir ev de diyebiliriz. Garaj içinde ev diyebiliriz. Ev ki ben böyle şeyleri zaten gezmeyi çok seviyorum. Ama bunun dönen sehpası var ve yatağından arabanı seyrediyorsun. Evet. Yani evet, herhalde güzel, öyle bir herhalde Türk erkeklerinin %80'ini hayalidir böyle değil mi? Evet, doğru. Ve sen başarmışsın. Çok da güzel başarmışsın. Ben buraya geldim. Seninle o kadar çok ortak zevkimiz var ki R34'le başlayan diyelim. Evet. Böyle bir baktım, dedim ki tamam bakmak istemiyorum. Kamerayı açalım. Anladım. Herkese beraber inceleyelim. Birlikte inceleyelim. Olur. Başlayabiliriz. Mekan anlamak adına ilk girişten başlayalım. Tamam, buyur abi. Şimdi anladığım kadarıyla bir tek sende Nissan değil, bir ailecek galiba bir Porsche sevdası. Evet, başlar. Benim bir önceki arabam da Porsche'tu, 2008 model Carrera S'ti. Maalesef bir otobanda motor yeme olayından dolayı sattım. Yani motor yedim otobanda, o yüzden sattım o şekliyle. Ondan sonra bir anda Japoncu olduk. Abi bak her zaman söylerim, Almancıların ya hayatında Japon olmuştur ya olacaktır. Çok doğru. Bunlar da bu arada kullandığımız plakalarımız, kimisi eski, kimisi şu an hala da kullandığımız araçların plakaları. Öyle bir hatırası olsun diye astım. Hüseyin Gülayanlar, Ahmet Gülayan. Evet, onlar Gülayan ailemizin. Peki. Aynı. Bu 34'ün plakası. Aha. Bu ikisi de motorların plakası. Plakalarla başlıyor bu evet. Sevda. Ondan sonra kardeşim Ahmet'in arabasıyla içeriye giriyoruz. Bir Alman. Ne bunun özelliği? Neden bu Porsche? Porsche mi Porsche mi? Porsche. Almanlar, yabancılar Porsche diyor. Biz Porsche diyoruz. Fark etmez abi. Peki. Neden bu Porsche? Bunun özelliği ne? Neden bunu seçti Ahmet? Ben Porsche'nin motorunu yediğimde sattım. Motorsuz olarak sattım. Ve o zaman dedik ki hani Ahmet'e bir araba alalım. Ondan sonra ne alabiliriz diye. Ondan sonra dedi ki üstü açık bir şey olsun. Gezebileceğim bir şey olsun. Ve böyle bir şey aldık.
Bu arada kendisi de Amerikancıydı ufakken, ben onu Almancıya çevirdim ve şu an çok memnun bu durumdan. Burası da bir anı duvarı gibi bir yer yaptık biz. Kendi garajımıza özgü, hani hatıraların olduğu bir duvar yaptık. Bizim için anlamı olan resimleri koymaya çalıştık. Bu duvar böyle devam edecek. Hatta Alman gezisinin fotoğraflarını daha çıkarttırdım ama asamadık daha. Onlar da var. İçeride depoda onlar da. Biraz gösterebilirim. Açabiliriz birlikte. İşte bu seninle katıldığımız bir weekend. Evet. Yani benim için özel bir hatıra. Herkesin resim çekindiği. Bu zaten senin videondan beraber olduğumuz. Bu da aynı şekilde. Bu da bilmiyorum daha önce yaşanmış mıdır. 15 Temmuz Köprüsü'nde bir 34'le geçerken bir resim. Onu asmak istedim. Bu da Ahmet'in küçüklüğü ve değişik bir şekilde yine Porsche Boxer'ın üzerinde ve bu da Boxer. Porsche sizin hayatınızda bayağı çok eskiden var. Var yani. Evet. Çocuk, yani baksana çocukluğunuzdan beri var yani. Aynen öyle. Bu da benim o üzgün olduğum fotoğraf. Otobanda motoru yediğimde son hali. Burada 4,5 saat çekici bekledim bu resimde. Bu kendi arabamın orijinal yazısı. Porsche'un orijinal yazısı. O kardeşimin pistteki resmi bununla çıktığında. Bu da 34'ün pistteki resmi. Bu da kardeşimin doğum günü hediyesiydi bana. Carrera'yı söküp 911 yazmıştım arkaya. Onun hatırası burada duruyor. Daha önce görmediğim bir fikir. Arabanın arkasındaki amblemi çerçeve ama... GTT dikintileri de söktüm. 2.5 GTT yazıyor ya. Onlar da hatta arkada gösterin. Daha asamadım buraya. Böyle güzel bir duvar. Bu arada bunları geçmeyelim. Senin Lego, evet, efsane Legoların var. Evet. Yani şöyle bir göz gezdirdim. Bayağı bir Lego var. Hepsini kendin mi yapıyorsun bunların? Şöyle aslında bana bunu bulaştıran kuzenim, amcamın oğlu. O başlamıştı yapmaya. Ondan sonra işte ofise yanına gittiğimde her seferinde Lego yapıyordu. Diyordum ki hani nasıl yapıyorsun bunu? Hani bununla uğraşılır mı? İşte yapılır mı? Ya Hüseyin yap çok zevkli. Ya Hüseyin yap çok zevkli. Şimdi benim de sevdiğim şey ne? Arabalar. Dedim ki o zaman dedim bir gidelim birlikte. Bana dedim araba Legosu alalım. Nasıl bir şey, nedir, ne değildir. Ondan sonra ben dedim onlarla bir başlayayım bakayım sevecek miyim? Ondan sonra bir başladım. Kanıma bir girdi. İşte ufak arabalardan çıktık büyük arabalar teknik serisine. Onlardan çıktık ıvır zıvırlara, bir sürü şeylere uzanıyor. Bunları yani şu gördüğünüzün çoğunu kuzenim yapmıştır. Bunları kuzenin yaptı. Hepsini evet şu. O da böyle bina biriktirir. O normalde dönüyor elektriği ama biraz burada biz de top oynadığımız için ara sıra biraz dağılmış olabilir. Tebrik ediyorum. Bu da bilmiyorum anlayacak mısın evet. Bakalım. Buraya geldiğim gibi zaten hızlı ve öfkeleri aralardan seçtim. Onun dışında birkaç tane harici de var galiba yok. Değil mi? Hepsi mi hızlı burası öfkeli? Burası komple hızlı ve öfkeli serisi. Şunu hatırlayamadım 1-24. Da o yüzden merak ettim. Beyaz Subaru o yüzden sordum. Ama evet güzel bir seri var burada. Evet yani, elimden geldiğince bunları da aldım. Şu zaten aşkı başlatan otomobil. Tabii. Bu. Orada başlıyor. Evet böyle bu şekilde başlıyor. Turuncu Supra. E tabii ki o Supra. Ve en sonda... O da. Senin de filmle mi başladı Ara 34 aşkın filmle yoksa? Filmle başladı tabii ki de. Öyle mi? Benim hızlı ve öfkeli de aşkım bu arabaya başladı. Aa. Yani Ara 34'ten ziyade ilk çıktığında benim bununla başladı. Benim Ara 34 sevdam başka bir yere dayanıyor. Hmm. Hatta şunun üzerindeki havalandırmayı kendi Clio'ma yapmaya falan kalkmıştım. Yani saçmalıyor insan. İnsan bir şeye aşık olunca ne yapacağını bilemiyor yani. Evet. Bu bölüme gelecek olursak abi bu piste çıktığım şeyler, hatırası saklıyorum, numaralar onları yapıştırıyorum. Orası sonra... belli ki dolacak öyle öyle anlıyorum. Aynen aşağı doğru inecek inşallah. Ondan sonra bu günlük bindiğim bayağı bir kirli olan Vespa'm. Bunu her gün biniyorum. Yaz geldi mi arabaya ilişimi keserim, her zaman motorla gezerim. Ondan sonra burada böyle bir bölüm yaptık. Hem burada araç dönsün, arkasında güzel bir bölüm olsun. Orada yine satrançtan Lego var. Ondan sonra bu arada egzoz uçları orijinal Tekart arabadan senin çıkan. Senin eski arabandan mı? Eski arabam orijinal Tekart'tı bu arada. Hmm. İşte ondan çıkan egzoz uçları. Evet abi bu gördüğün duvarda komple Lego. Başka hiçbir şey yok. Yani ufak ufak parçalarına da bakabilirsin. Bu Harry Potter'ın Hogwarts'ı, işte Manchester United'ın stadı, Real Madrid'in stadı, Barcelona'nın stadı. Oğlum Lego nereye gelmiş ya? Gerçekten benim, muazzam iş yapıyorlar. Benim çocukluğum böyle değildi. Benim çocukluğumda en büyük olay Lego Technics'ti. Yani işte onu yaptığımız zaman kendimizi bir şey zannederdik. Ama böyle binalar şunlar falan iş makineleri böylesi yoktu bu yani. Bu iş makinesine pandemi ilk çıktığı zaman başladım. İşte kaç sene oluyor? 3 sene falan oluyor. O bu arada hareket edebiliyor telefondan. Hani küreği tabii öyle de şeyler yapabiliyor. Bayağı uzun sürmüştü yapımı. Çok güzel duruyor ama. Takip etmiyorum Lego'yu. Yani Lego benim çocukluğumda kaldı. Dediğim gibi farklı bir hikaye. Ama mesela şu... Atari. Ne garip bir şey yani bu. Mario'nun Atari'si televizyonu, Atari. Hatta analog kumandası. Hepsi Lego. Tüm parçaları. Muhakkak. Mesela bir fonksiyonu da yok. Yok. Sadece şu vardı. Koleksiyon içinden yani. Şey yaptık. Oynamıyor şu an. Parçaları biraz bozuldu. Baksana. Yani ben şunu çocukluğumda görsem kafayı yerim. Yani
evden kaçarım, ne yaparım ederim, ben bunu aldırmak için uğraşırım çocuk yani. Bu inanılmaz bir şey baksana evet. Şuna. Yoktu tabii o zaman öyle şeyler. Bu arada ben de Lego ile yetişmiş bir çocuğum. Hani annem de babam da seyahatten gelirken esirgememişlerdir. Ve bak kesinlikle söylüyorum konu buraya geldiği için. Abi çocuğu Lego ile yetişen kişiler kesinlikle elleri daha yatkın oluyor. Daha yatkın değil mi? Evet. Tamirata daha yatkın, bir şey denemeye daha doğru. Cesaretli. Daha pratik çözüm, hızlı çözüm buluyor. Yani Lego inanılmaz bir oyuncak ya. Ben bir reklam değil ama çok öneriyorum yani. Evet. Bu Titanic. Bunu yapmam 1,5 ayı aldı ama hani ben şey hani oturayım hızlı hızlı yapayım değil. Oturduğun zaman zaten bir Lego'nun başına oturduğun zaman minimum 2 saat kesin yapıyorsun. Evet, hani kalkmadan 2 saat kesin yapıyorsun. Bunu hatta her oturduğumda belki 4-5 saat yapmış olabilirim. 1,5 ayımı aldı şu Titanic. Bu herhalde şöyle bir kutuda falan gelir. Tabii şöyle bir kutusu var bunun. Bayağı uzun sürdü ama keyifliydi. Batmobile kardeşim evet, bunu görmesin. Benim kardeşim çok ciddi Batman aşığıdır o da. Tabi o arabanın yanında da bu bir garip durdu Batman ama. Şunu kendi kullanıyor mesela, ki bunu. Şunu mesela 90 dakika içinde yaptım maç izlerken. Şey Thor'un baltası. Herhalde yani çok... yeniliyordunuz diye tahmin ediyorum böyle şey yaptınız. Yani yani böyle yapıyordum tık 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 hem maçı izliyordum hem onu yapıyordum. O 90 dakikada bitti yani. Çıktı. Tamam. Çok zevkliydi bunu yapması. Fotoğrafımı da çek şöyle. Şey 34'de vururken mi? Onda bak çekiç kırılır. İş değişir. Onda çekiç kırılır. Koy düzeltiriz abi problem değil. Güzel. Bunun özelliği 1 metre yukarıya çıkması. Ama şu an yapamayabilirim. Oğlum sen her şeyi kırdın herhalde. Şu an yapamam. Hayır. Yaparım da yerlerine uğraşmam lazım. Bu aşağı indiriyor. Bu yukarı çıkartıyor. Yani bir şey kırdığımdan diye sadece kurcalamam lazım azıcık. Bu arada benim bir özelliğim kurcalamayı hiç sevmem. Bu araba dahil. Değil misin? Arabanın bir özelliği olsun onu bile kullanmam. Tamamen düz topçu. Binerim sürerim bak, yaparım ellemem. Orada da çok zıttız. Ben illaki kurcalarım yok, yani. Yok hiç işim olmaz yani hiç ellemem. Piyanomuz var. Bu da telefonla bağlayıp ses çıkartabiliyor telefondan. Güzel bir şey. Ondan sonra bu taçmel bunu da kuzenim yapmıştı. Onu da buraya getirdik. Benim yaptığım ve en nefret ettiğim Lego bu abi. Alttaki? Evet, Kolezyum Roma'daki. Görsel açıdan belki en güzel Lego ama en iğrenç Lego benim için. Niye diye soracak olursan bak şu katmanlar hepsi var ya bak. Bak evet. Tek tek odacıklar. Evet. Bunlar tamamen tek tek paketlerden oluşuyor. Tek tek açıyorsun paketi aynı şey yapıyorsun. Açıyorsun. Ben Lego'da ilerlemeyi seviyorum. Hani bir şey tekrarı düşmeyi sevmiyorum. Yani şunun en sonunda yaptığım şey şu. Buraya 10 tane arkadaşımı topladım. Hepsinin önüne birer paket verdim. Dedim ki şunu bitirin. Ama bittiğinde de muazzam duruyor. Ama en uğraştıran ve en zevk almadığım Lego da bu. Bunun da ilk çıktığında şeyle anlaşması vardı. Ya Pirelli ile ya da Michelin lastikle. Ondan sonra herhalde anlaşmaları bozuldu. Sonraki çıkarttığı Legolarda da bunlar yok. İlk çıkanlarında burada Michelin ya da Pirelli yazar. Tabii. Şimdi bunlar da yok. Aynı. Zaten bakıyorum Lego ile ilgili işte benim zamanımda olmayan şimdi olan marka işbirliklikleri var. Evet. Mesela bunda Dell'le yapmış, onunla Adidas'la yapmış, evet. Batman'le yapmış, Ferrari'yle yapmış. Bunlar hep işbirliklikleri. Star Wars hepimiz şey, biliyoruz. Volvo'nun kamyoneti var. Volvo ile yapmış. Aynen. Hep markalarla işbirliklikleri var. Şimdi motorla Kawasaki ile yaptı yine. Öyle. Burası komple 1/18. Hepsi 1/18 abi. Şu iki tane büyük var arada. Onların iki tanesi 1/12. Bunu da şöyle söyleyeyim 3 sene içinde topladım. Ki bu azaltmış halim. Yani neredeyse yarı yarıya da daha yeni sattım. Çünkü şu sebepten de sattım. Hem yani dandik model demeyeyim de daha normal modellerim de vardı elimde. Şu anki modeller daha iyi olan modeller, daha kaliteli olan modeller. Onları elimden çıkarmış oldum. Hem de ayrı bir konsepte böldüm. O zaman Porsche'ci olduğum için sürekli Porsche'unkileri toplamıştım. Şimdi Japon'a döndük. Zaten bu sırayı komple Japon almaya başladım. Ama artık kendi bir şey yaptım. Hani bu 1.18 konusunda belli bir şey belirledim. Ondan devam edeceğim. Atıyorum bu 10 yıl sonra çıkacak olan arabalar da dahil sadece onları devam ettireceğim. O şekilde bir şey aldım kendime. Yani bunların aldım. Arasında sana hitap eden otomobiller mi var? Evet. Ben mesela Hot Wheels'lerde olsun, 1/64'te olsun genelde hayatıma dokunmuş otomobilleri topluyorum. Ve burada da benim hayatıma dokunmuş birçok otomobil var. Onları da paylaşmak isterim. Mesela en başta gördüğüm benim böyle en ağır hastası olduğum GTR modeli arkadaşlar. Evet. Hakusuka. Budur. Yani R34'ten, R34'ün babasıdır bu zaten. Doğru. Abisi değil babasıdır yani. Bu herhalde en özel araç. Öyle. Yani nadir de olabilir GTR'lar, bu. Yani 34 ile arasında bir nadirlik seviyesi olabilir bence. Bu çok nadir. Bu çok daha nadir. Bu çok nadir, evet. Çok pahalı ve bu ilk GTR'dir. Evet. Skyline'lar arasında 69'da üretildi bunlar. Bakayım daha eskisi var mı bilmiyorum ama
kaç yıl diyor? Yazmayabilir. Yılı belki. Yazmıyor bunu, evet. Evet. 69 GTR, yani dünyayı sarsmaya başlayan otomobillerden biridir bu. Ve bulması gerçekten çok zor. Arap ülkelerinde var. Araplar uyanmış önceden bunu. Dubai'de falan toplamışlar. Mesela bu arabayı da sevdiğim bir abi bana jest olarak hediye aldı. Ben orijinalini alınca o da bana bir jest yaptı. Teşekkür ederim buradan da tekrar. Bana bir hediye olarak getirdi 1/12'sini. Kardeşim bu arada kandırmaya çalışıyorum 400'e alalım diye. Porsche'yi satıp. Şunda da bir yaram var, bir yaram var. Bir evet. Kıl payı kaçırdım şu aracı. Hiç konuya girmeyeyim yani, anlatmayayım. Üzülmeyelim. Şu 97 yılında babamla beraber, 98 yılında pardon. 98 yılında babamla beraber incelemeye gittiğimiz otomobil. Honda'da, Belçika'da gidip almaya da niyetlendiğimiz otomobil. Bizde Prelude vardı, hala var. Acaba bunu alıp Türkiye'ye getirebilir miyiz, onu konuşuyorduk. Type R, bu tip farlısı. Anladım. O yüzden benim bu arabaya farklı bir sevdam var. O yüzden bana çok hitap etti. Sonralarında bu Japonların best motoring videoları var. En çok gördüğümüz araçlardan biri Civic Type R. Bu da çok o yılların en efsane araçlarından biridir. Burayı tamamen kendimiz yaptık, el emeği. Diorama diye geçer. Evet. Diecast'çılar bilir. Şunları mesela, bunların hep tuğla. Bunlar orijinal tuğla. Normalde gerçek tuğladan yaptın. Gerçek tuğla. Normalde bunların arasında işte o şeyini sürüyorsun. Çimentosunu sürüyorsun ama biz onun yerine kolay olsun diye Japon sürmeye başladık. Yani ellerimiz Japonluk bu kadar bulaşmış sana. Belli yani. Mahvoldu ellerimiz. Bu arada buranın daha güzel bir ayrıntısı var. Sana şöyle göstereyim. Hiç göstermedim abi. Konuşmayalım dediğin için. Alt otoparkı da var. Oo. Böyle değişik bir şey yaptık. Hani sanki bir villanın bahçesi. Gezerken bu arada dikkatimi çekti. Senin birazcık da Ferrari'ye de, yani İtalyana da kaçıyor keyif, şey, ya zevkin. Şöyle şimdi, ya Ferrari bilmiyorum. Herkesin içinde biraz vardır. Ferrari vardır abi. Hani çocukluğunda şey vardır. Yani, Ferrari deriz yani bence. Şey, Enzo demiş ya, bir çocuğa araba çiz demiş, mutlaka kırmızı çizecektir diye. Ama mesela ben şöyle bir şey söyleyeyim bu konuyla ilgili. Ben bir Ferrari alacak olsam kırmızı almam. Öyle siyah de, alır, öyle beyaz alır ama mesela ben sarı almam. Benim mesela ilk tercih edeceğim şey metalik grisi. Yok, bende olmaz o. F40'da, F40 kardeşimin en sevdiği arabadır. O var içeride. Mı? İçeride mi? Altta demin gördüm. Aynen. F40, F40 sonra Testarossa ve 355. Evet. Evet. Yani bunu herhalde kırmızıdan başka düşünmem. Sarı da güzel. Hala kırmızı. Güzel de yani, ne bileyim ya. Ferrari alacaksın diyecek ki illa kırmızı alman gerekmiyor. Mesela F40 siyah. Allah görme. Siyah çok güzel. O siyahın hikayesi vardı ama Enzo'da mıydı, F40'da mıydı? Bir takımın sahibi şeyi, Maradona'yı transfer edeceği zaman bir hikayesi var onun. Kendine Ferrari çıkarttırıyor fabrikadan ve siyah renk istiyor. Normalde Ferrari'ler hep kırmızı ama bu arada ilk Ferrari Modena sarısı diye çıkıyor Modena kentinden. Normalde Ferrari sarı olarak çıkıyor ama sonradan kırmızıya çevriliyor bu yarışlardan, F1 yarışlarından sonra. Ama bir zengin iş adamı da siyah bir Ferrari istiyor Enzo olarak ve o dünyada tek diyebiliyorum. Ondan sonra bir hikayesi vardı. Adamın futbol takımı var, Maradona'yı transfer yapmak istiyor. Maradona'nın da gelmesi için de kendi siyah Ferrari'sini veriyor Maradona'ya ve Maradona'yı o şekilde transfer ediyor. Böyle bir hikaye var. Yani onun sonrasında ne olabilir? Çünkü F40 ondan önce ve F40'ın siyahı var. Ama Enzo olabilir benim dediğim. F40 değil. Olabilir. Hikayeyi bilmiyorum. Öyle bir hikaye olması lazım. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hazır böyle geziyoruz. Alman, İtalyan, Japon falan filan. Japon'a geçerken de ben de elim boş gelmedim. Hayırdır abi? Sen benim tişörtlerimi de saklıyorsun. Gördüm içeride biraz önce. Sana yeni koleksiyonumuzdan getirdim. Dur getireyim. Yani böyle şeylere gerek yok abi de ama. GTR'ı gördüm. Şapkayı gördüm. Bunlar da benim. Son sezon ürünlerim. Bunların hepsini tabii adetli yaptırıyorum ama seni düşündüm. Sana ayırdım. Çünkü çabuk tükeniyorlar. Hem sana hem Ahmet'e. Baktım beyaz GTR almışsın. Beyaz şapka getirdim. Çok güzel düşünce abi. Ahmet derse ki ona beyaz verdim. Bana niye siyah yok derse siyah da var. Çok teşekkür ederim. Ama bu da kırmızı R serimiz. O olmazsa olmaz zaten. Bunu her ikisinde de keyfin çıkartsın. Sana da Ahmet'e de ayırdım. Çok teşekkür ederim. 75 bin yağ bakımı yazıyor. Skyline. Evet geldi. 718'in o da, 5000 yağ bakımı. Onun da biraz daha var. GTR'ın da biraz az kaldı. Bir de Doğan'ın işleri var galiba. Evet, bir de Doğan var abi. Ne yapalım? Bir Doğan'a da bir bakalım. Bizim yadigarımız adı üstünde. R35, R34, Porsche, Doğan. Ne alaka? Ne alaka? Bunun abi anısı var.
Bu araba dedemin belli, arabası. O belli, belli anası oldu da. Evet. Dedemin yok, hani arabası. Sonradan alınmış bir araba değil. Bu araba dedemin arabası. 91 yılında babamla birlikte alıyorlar arabayı, fabrikadan çıkartıyorlar. Bu galiba o zaman çıkan ilk kasa mı 91'deki? Çok 90 bilmiyorum mi? Tarihi nasıl, ne değildir olarak. Birlikte alıyorlar arabayı. Dedem çok titiz bir adam bu İlk arada. Sahibisiniz. İlk sahibi galiba. Hala daha bu arabaya biniyor. İşlerini halledeceğimiz zaman bu arabayla gidip işlerini maşallah halledip geliyoruz. Ya. Gayet temiz bir araba. Dedemin şöyle bir huyu vardır. Arabaya ailede sadece babam ve ben binerdim. Hala daha öyle. Ahmet'e yok mu? Ahmet'e şu an yeni yeni alıştırmaya başlıyoruz Ahmet için. Ama sadece bize veriyordu. Ahmet anlamışsınızdır, Hüseyin'in kardeşi. Erkek kardeşi. Ya bir istiyorsan bir içine bak. Neden böyle bakacağım. Temiz durduğuna da zaten kilometreye bakınca anlarsın. Babadan oğula, babadan toruna. Toruna. Bir daha ben koklarım abi. Kilometreye de baksana abi. 48 bine 25 var. Yani 47.975 kilometrede araba. Evet. Yani. Bu araba normalde mahallede duruyordu. Bizim sokakta duruyordu dedemin oturduğu yerde. Ve tüm mahalle bu arabaya hasta. Artık dedemin ziline basıyorlar akşam, gündüz, öğlen. Arabayı ne olur bize sat diye. Ondan sonra dedeme dedim ki dede dedim bu arabayı satma. Ver dedim benim garajımda dursun. Hem dedim temiz bir şekilde ben bakarım ona. Ondan sonra o şekilde alabildim arabayı. Ve garaja getirdim. Burada tertemiz bir şekilde saklıyorum. Hatta arabayı sattığını zannedip hala da zile basanlar varmış. Ne yaptın araba? Araba yok. Vallahi. Kaç günlerdir getirmiyorsun. Arabaya bir şey mi oldu diye. Bunu soranlar da varmış. Artık araba burada. Biz de birlikte. Vallahi arkadaşlar. Araba kullanılmamış ya. Evet. Kullanılmamış. Abi tavan döşemezdi falan filan. Pırıl ya. Pırıl yani. Koltukları çok rahat değil mi? Çok rahat. Çok rahat. Ama içindeki koku dede kokusu var yani direkt. Tarih kokuyor. Öyle. Gerçekten öyle. Diyeceksiniz ki arkadaşlar yani Tofaş'ın tarih kokusu nasıl bir şey olabilir diye. Çok güzel kokuyor öyle söyleyeyim size yani. Yani özel bir şey sıkmıyorsanız buna. Hayır hiç. Ben ayrıca hiç sevmem arabaların içine bir şey sıkılsın. Gelelim mi oraya artık? Abi özlemişsindir. Özledim. Üstü kapalı açmıyoruz hala. Özledim. Bakamadın ama. Özledim. Çünkü bununla benim de yaşanmışım var artık. Aracı zaten biliyorsunuz. Hele ki benim kanalı izleyenlerin bilmemek şansı yok. Hem izledik hem GTR bölümünde başrol oynadı. Karşınızda R34 Skyline GTT. O zamanki gibi duruyor mu hala? Duruyor abi. Duruyor. Güzel çok güzel miyiz? Duruyor. Çok güzel. Yaşına göre ok gibi duruyor abi. Evet. O gerçekten dinç duruyor. Ben biri de fark ediyorum. Yani evet. Sıkı. Belli fitness yapıyor gibi yani. Anlatabiliyor muyum? Hani bir şey ihtiyar delikanlı. Daha sarkıntılı şeyleri yok. Sarkıkları yok da. Zaten kullandığımda da hatırlıyorum. Evet. Yani çok beğenmiştim. Çok piste sürdüğünde. Ben de şaşırmıştım öyle demene. Hani dedim herhalde iyi bir bu araba yani dedim. Orada da... Bir de yurt dışından gelen Japon otomobiller kendini belli ediyor. Bak benim R33 Skyline gümrükten aldığımda aldım. Bir yıkama yaptık biz ona. Bak içim sızladı ben arabayı sökerken. Nasıl öyleydi. Güzel çıktı bak. Bu neyse benim R33 de öyleydi. Dışarıdan tabii ki atıl bir şekilde kaldığı için çürükler başlamıştı. İlla bunda da var ama biraz. O da İngiltere'de durduğu için yani. Yağmurda. Nemli yağmur ama ona rağmen çok iyi bir oğlum. Öyle. Yani öyle. Türkiye'de Japon otomobiller bu kondisyonda olmuyor. Yenileri saymıyorum eski otomobiller anladım. İçin. Yani fitiller mitiller falan filan çok iyi. Ve tabii. Yine geldik. Yine geldik. Zaten bütün Skyline'ların arkası güzel önce. Evet. En güzel yer arkası doğru. Zaten yani. Bir de mutfağı var buranın. Tabii. Yani her tarafı çok zevkli ama orası da bir ışıl ışıl. Orada da bir sürü şeyler var. Burayı daha bir eski halindeyken normalde bu raflarda tabak çanak duruyordu. Ondan sonra dedim ki hani çok alışılmış bir şey. Hani doğal bir şey mutfakta tabak çanandırması. Kaldırdım yine Lego yaptım. Hayır. Tabak çanakları attım bir köşeye yine Lego yaptım bunları. Bunların da hepsi Lego bu arada raflardakileri. Tabak çanağı da dolapların içine koydum. İngiliz kulübesi. Ha, onu da öyle telefon bir esprili kulübesi. Yaptırdık aynı. Güzel olmuş o da. Öyle bir şey yaptık burayı da. Hava burada kalmış. Güzel detaylar da var. Bir abim sağ olsun hediye etmişti. Tepsi olsun, aa, yerdeki güzel, havası güzelmiş, olsun. Güzelmiş. Çok düşüncelidir kendisi. Manço koleksiyonu var burada da güzel. Var tabii ki de. Museo Ferrari gitmişiz ha. Tabii. Bu arada bilmiyorum dikkatini çekti mi? Nürburgring tost makinem nasıl? Abi ilk önce Nürburgring o değil. Bulaşık makinesi diye başlayacaktım. Yok o değil. Ama o galiba gerçek tost makinesi Nürburgring. O gerçekten tost makinesi. Şöyle özelliği ekmeği içine atıyorsun. Tabii biraz modifiyeli çıkartıyor. Tabii modifiyeli. Spoilerlı falan çıkıyor böyle ekmek. Ekmeği içine atıyorsun. Tabii biraz büyük atman lazım.
Ekmek kızardığında ekmeğin üstünde Nürburgring pistinin deseni çıkıyor. Ne diyorsun? Çok ya? Güzel. Bir de ses çıkartıyor ekmek olduğunda böyle. Değişik bir ses çıkartıyor pistle alakalı. Ekmek kızartasım geldi. Nasıl bir fantezi oldu? Öyle güzel. Onu da piste gittiğimde almıştım. Tuzluklar da o şekilde. Lastikten. Ne pist be arkadaş ya. Hiçbirimizin dilinden tutmuyor. Ha. Almanca herhalde ilk öğrendiğimiz kelime Einzwei. Ondan sonra bir de Nürburgring galiba. Ne var başka? Herhausen die Beine. Bitti. Almancam bitti bu kadar. Çok değişik ve güzel bir yer. İlk başladığımız yere gidelim mi? Gidelim. Son olarak bir orayı görmek istiyorum. Ya daha doğrusu göstermek istiyorum. Çünkü bütün olayın fantezi yeri... Evet, orada başlıyor. Burası yani. Bütün hayal gücü orada başlıyor. Bu garajın oluşma yeri. Evet. Abi bu arada tuvalette de Legolar var ama görmek istersen. Yok artık sen de canım sen. Gerçekten o, dışarıda da. Ben ona bakarım ayrıca. Her yer Lego oğlum. Evet, burası da hayalin gerçekleştiği yer. Başladığı yer yani, öyle söyleyeyim. Roller coaster Lego mu o? Tabii, burayı da bir park teması yaptım. Bunlar da Lego bu arada. Bunlar varlığını bilmiyorum bunların. Tabii tabii. Bunlar da bu arada koyu Bursa Spor taraftarı olduğum için forma koleksiyonum. Burada farklı olarak bir Antalya Spor'dayken oynayan Eto'nun forması da var. Mesela Bursa Spor Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinde Gökçek Vederson'un giydiği Şampiyonlar Ligi forması da var. İmzalı var mı? Hepsi imzalı. Ne diyorsun? Tabii tabii, Eto'nun da imzası var. Şöyle göstereyim. Bir dakika. Nerede o? Sen bayağı fanmışsın ha. Ben hastasıyım abi. Başka takım yok yani bizden. Bu. Şampiyonlar Ligi forması Gökçek Vederson'un giydiği forma. Kollarındaki şeylerden anlarsın zaten. Diğer tarafında da Şampiyonlar Ligi logosu şeyi var. Heh. Bu da Eto'nun imzalı forması abi. Antalya Spor'dayken. Böyle forma koleksiyonum da var yani. Bunlar da bu arada dedemin radyoları. Bunlar da eski. Çok güzel. İçeride de vardı bir plak. Gördün mü bir tane? Evet. Plak şeyi, evet. Pick-up'ı gördüm. Dediğim gibi kurcalamayı fazla sevmiyorum. Sadece böyle koyarım. Burada kıyafetlerim var, kendi kıyafetlerim. Onlardan da göstermem gerekirse mesela. Vay. Şöyle. Lütfen GTR'ımız var. Drift tişörtümüz var. Bunlar bitti galiba, emin değilim. İstesen de bulamayacaksın yani. Bunlar da öyle kendi aldığım tişörtlerim. Güzel. Öyle. Vespa tişörtüm de var bu arada. Nürburgring'den aldığım tişörtler var. Pistten. Bunu dede olduğun zaman giyersin. Burası tabii nasıl oluyor dediğiniz zaman, bak açıyorum burayı. İşte bu da başlangıç böyle. Hikayemiz. Böyle başladı. İşte bu arkadaş. Ne diyeyim efendim, izleyen kişilere hayalinizde varsa Allah hepinize nasip etsin. İnşallah. Gerçekten, daha güzeller. Gerçekten çok keyifli bir yer olmuş. Bir GTR izleyeyim şöyle bir kez daha. Şu son olarak şuradaki koltuk ne? Abi o bambaşka bir benim için hatırası var. Bursa Spor şampiyonu olduğunda tribünden söküp aldığım koltuk. Hatırası duruyor. Oğlum tribünden nasıl koltuk sökersin? Kavga aynen, kaos duruyor. Bir şey varken arada mı o götürdün? O sezon boyunca üstünde tepindiğim koltuk buydu. Hep işte. Buna mı gidiyordun? Tabii. Hep benim yerim, bizim yerimiz vardı tribünde. O koltuk, bu koltuk. Manyak ya. Adam koltuğuna dalmış gelmiş buraya. Ayda kaç gün kalıyorsun burada? Burada ayda aslında çok kalmıyorum. Genelde arkadaşlarım geldiği zaman burada kalıyorum. Normalde kendi evimdeyim. Ama tabii kalmıyorum demek yanlış olabilir. Çok vakit geçiriyorum. Hı-hı. Her gün yani. Her geceyi gün geçirmiyorsun. Aynen öyle, ama arkadaşlarım geldiği zaman genelde kalıyorum. Hı-hı. Gerçekten çok keyifli bir gündü benim için. Ve samimi söylüyorum, garajını çok beğendim. Çok teşekkür ederim abi. Şöyle bir şey rica edebilir miyim senden? Şimdi bu garajda fark etmişsindir, çok hatıralarla dolu bir garaj benim için. Şahane bir. Senden de bir hatıran kalması için bir şey rica edebilir miyim? Bu bizim anı duvarındaki olan resimlerimizin yanına bir imzanı atabilir misin gitmeden önce? Tabii ki atarım. Ama bir şartla. GTR'e bir tur verirsen. Ne demek? Çıkalım. Hemen çıkalım. Abi çok teşekkür ederim. Anahtar al. Buyurun. Sana bir şey söyleyeyim. İlk defa R35 kullanıyorum ben. Aa. İnceledim, baktım, yan koltuğa oturdum ama hiç kullanmadım. Sevindim abi ilk benim arabamda bindiğine. İnsanlar soruyor, GTR manyağı olduğumu biliyorlar. Evet. Bu araba hakkında yorum soruyorlar. Fikir sahibi değilim ki söyleyeyim. Şimdi olursun abi. Hani hep okuduğum, insanlardan duyduğumu söylüyorum. Açayım ben sana da. Bu daha geç, deviri yüksekte attırır abi. Stok binmeye devam mı yoksa bir şeyler yapmayı düşünüyor musun? Abi devam. Yani devam, bunun için devam. Yapacaksam diğerine yapacağım. Ama şey yapmayı düşünüyorum, bu hem egzoz olsun hem alev attırıyorlar ya. Beyinleyi hemen yazılımsal. Onu yapmayı düşünüyorum çünkü istiyor insan. O olsun canım, o yani olması lazım, o kadar da olsun yani. Evet, çok arabayı kurcalanacak bir şey de değil, özellik de değil. Bu arabanın teknolojisi olsun, tasarımı olsun,
hiçbirine en ufak olumsuz bir yaklaşımım yok. Ama GTR ailesinde o kadar çok reddetmişim ki. Evet. Yani Skyline değil diye. O yüzden de nedense binmemişim. Fakat bir pişmanlığı var tabii şimdi istemem. Abi şimdi sen biraz kullanmaya başla, anlayacaksın zaten. Biraz savunmaya başlarsın 34'ten sonra. GTR kullanıyoruz. Çekim arabamız Porsche 718. Ya giderim diyor. Araba yürüdükçe yürüyor. Yürüyor, açıyor. Anladım, yani. Anladım. Ben zaten bunu almadan önce şey diye bakıyordum. RS6 mı alsam, GTR mı alsam? Ondan sonra garajında 34 var. Öyle diyorsun da RS6'yı ben de bir düşünmem değil yani bu arada. Tabii, RS6 da RS6 yani. Çok değişik bir şey ya. Herhalde yeni nesil Almanlar arasında tahmin ediyorum alacağım tek otomobil RS6. Çok güzel. Sen de dediklerimiz zaten uyuşuyor. Evet. Sanırım bir akşam boşluğunda bunda bir ben ayrılmadan bir baktım varsa bir işte sıkmam. Keşke. Yani planımı senin için değiştirmeye çalışacağım. Yola geç çıkacağım. Hava karardı. Ya dedim Hüseyin ben bu arabayı en azından birkaç vites sıkmadan gitmem. Kadranı görmemiz lazım. Gidemem. Bu kadar otomobil meraklısı olmama rağmen daha 280 km hızı nedir bilmiyorum, görmedim. Ben inanmam. Vallahi görmedim. İnanmam. Yok görmedim ki. Gerçekten mi? Vallahi görmedim. Nasip olmadı. O zaman galiba bugün abi. Bilmiyorum. Kolay bir şekilde olacak Doğukan abi. Çok kolay bir şekilde. Acısız. Hiç hissetmeyeceksin. Bir kere kendi aracımda Pakize ile tahmin ediyorum 200-260-265 civarı gidiyordum. Hı hı. Azalı bir yarıştı. Karşımda da güzel bir Subaru vardı. O araba 260'da benden çok daha, ben 0.7 bar basarken o 1.5 basıyordu. Öyle bir farkımız vardı. O 260 kilometrede tıkandı. Ben ayırıyordum fakat bir şey oldu? Araba müsait değildi herhalde ona. Önü böyle sanki kalktı, hareket ediyor gibi hissettirdi yani bana. Orada çektim yok ayağımı. Yani benim 270'e en yakın olduğum hız oydu. Geldik be İşte oğlum. Sana bunu diyordum. Bas 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 abi bas. Her gece çıkarım yani. Baktığın yerdesin bak, o kadar baktığın yerdesin. Yani şöyle söyleyeyim, bu araba ne biliyor musun? Kötü alışkanlık. Bak bu araba kötü alışkanlık. Yani annem seni görse der ki, oğlum kötü alışkanlık yapan çocuklarla arkadaşlık yapma der. O zaman satalım abi o zaman. Bağımlısı olursun oğlum bundan böyle yani. Değişik bir şey. Şimdi güzel hızlı bir arabaya biniyorum, o başka. Sorunsuz bir arabaya binmek de başka. Hani aynen, böyle gidip de orasından burasından ses gelmeyen, kapattıktan sonra sanayiye gitmek zorunda olmadığın, evet, işte ne bileyim, sıkıntısız hayata alışık olmadığım için bu araba bana çok ütopik geliyor şu anda. Şimdi izleyici birçok kez şey görmüştür, YouTube'da kullanılanlar görmüştür, benim tepkilerime şaşırıyor olabilirler ama ben de çok izledim. Hani izlemekle kullanmak iki farklı gezegen. Evet, gerçekten öyle. Manuelde atmazsan da kalıyor değil mi? Kalıyor. Bilmiyorum önünden anlık hız tepkimesine bakıyor musun ama anında... Ben sence bakabiliyor muyum oraya? Ben öyle bir şeyim ki şu anda. Ay canını yedik. Ağzımı su yaktı. Seslere.
Ya. İşte bu tepkiydi. Bu tepkiydi işte. Bu garajın kapısı sana her zaman açık. Ne zaman istersen gelebilirsin. Çok teşekkür ediyorum. Tüm samimiyetin, bu tur için, vizyonun için ve bizi ağırladığınız için çok sağ ol. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar bu arada izleyen herkes Hüseyin'in Instagram hesabını aşağıya bıraktık. Ayrıca abone olmadıysanız lütfen kanalıma abone olun. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Memnun musun? Puf, abi harika bir şey. Denemelisin yani bunu. Hiç denemedim. Ben de çok merak ediyorum. Tadını aldın mı bırakamazsın. Bana diyor geldi. Nereden alalım? Başla başla. Tamam. Memnun musun? Muazzam bir şey abi. Yani kesinlikle denemeni tavsiye ediyorum. Gerçekten harika. Vallahi hiç denemedim bu zamana kadar. Çok merak ediyorum. Birlikte deneriz bakarsın. Adam manyak eder. İnmek istemezsin. Ya oğlum sen de laf et. Yanlış bir şey yok. İnmek istemezsin. Yanlış bir şey var mı?